Değerli izleyiciler, deprem bölgesinden yayınlarımız devam ediyor. Şu an Antakya'nın Küçük Dalyan beldesindeyiz. Yanımda İzmir Işık Kilisesi pastörü Ali Öztürk var. Burada da çok genişçe bir yardım faaliyeti bulunuyor. Şimdi ona kısaca sohbet edeceğiz. Çok çok geçmiş olsun hepimize, başımız sağ olsun tüm ülkemize. Siz İzmir Işık Kilisesi'nin pastörüsünüz ve burada müthiş bir hizmet var, dayanışma var. Depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyorsunuz. Onların öncelikle ihtiyaçlarını görmeye çalışıyorsunuz. Nasıl buraya geldiniz, nasıl konumlandınız, nasıl harekete geçtiniz kilise olarak? Biraz bahseder misiniz? Yani kesinlikle üzücü haber aldıktan sonra kilisenin ayağa kalkacağı bir zaman ve çok düşünemedik. Pazartesi günü hemen ne yapabiliriz? Türkiye Işık Kiliseleri olarak bir arada her zaman olduğu gibi ilerlemeye karar verdik. Biz ilk İzmir'den çıktığımızda Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş o bölgeden geçerek yardımları dağıtarak bu bölgeye geldik. Çarşamba günü bu bölgeye Antalya Işık Kilisesi Eldat Pastör aracılığıyla bu mahalleye gelindi ve biz Cuma itibariyle buraya gelmeye başladık. Ve hemen organize oldunuz herhalde. Buraya nasıl konumlandınız? Nasıl bir işbirliği oldu yerel halkla ya da yöneticilerle? Şöyle söyleyebilirim. Biz buraya konumlandığımızda karanlıktı. Hiç kimse yok. Herkes canın derdinde. Evet. Biz burada çok halkımız, buradaki rentekar, buradaki fabrikatörler bize kapılarını açtılar. Buraya istediğinizi kurabilirsiniz dediler. Biz buraya yaklaşık ilk 3 gün az yemek verdik ama 4. günden sonra diğer kişiler dalmaya başladıktan sonra yaklaşık binlere hizmet etmeye başladınız. Burada görüyoruz ki aynı zamanda askerimiz, polisimizi görüyoruz. Onlar da yemek yiyorlar. Çünkü onlar da sahada çalışıyorlar değil mi? Onlarla da bir diyaloğunuz var, iletişiminiz var şu an. Bugüne kadar buraya ne inşa edildiyse kesinlikle polisin, askerin büyük emeği var. Yani burada tek bir beden olduk ve onlar da bunu bize söylüyorlar. Kilise iyidir. Kilise iyi olduğunu görüyorlar. O zaman kilisenin büyük bir tanıklığı var. O zaman günlerce bize sırtlarında pirinç, gıda, bakliyat taşıyorlar ve biz kilise olarak buradaki halka pişiriyoruz. Pişiriyorsunuz. Ve gönüllü ekibi olarak buradasınız değil mi? Evet. Kilise üyelerinizle beraber. Evet. Yaklaşık bugün Işık Kiliseleri Türkiye'den ve birkaç Antalya İncil Kilisesi'nden yaklaşık 30 kişiyiz. Yarın da 18 kişi İzmir'den geliyor. Yani hedef 50 kişi şeklinde bu beldeye kilise olarak hizmetimizi sürdürmek. Evet. Biraz özel anlatacak olursak yemek hizmeti var öncelikle. Evet. Yemek pişiyor. Birkaç öğün sanırım. Halk acılarını yeni yaşamaya başladı. Bakliyat bol ama nasıl pişirsinler? Pişirecek hem imkanları yok hem güçleri yok. Yaslarını tutuyorlar. Bizim de kilise olarak hedefimiz onlara sıcak yemek pişirip evlerine vermek. Aslında önceden evlerine gidiyorlardı ama şimdi burada bir aile olduk. Burada artık gelip bu masalarda yiyorlar. Evet. Bunun dışında birkaç çadır daha görüyorum. Aynı zamanda içeride de birkaç çadır var. Oralarda neler oluyor? Yani özel harekat girişte tırları durduruyor. Doğal olarak ne var? Malzeme var. Bırakacak yer arıyoruz. O zaman her şey buraya geliyor. Her şey dedim, hani abartmayayım ama oluştu. Günde 2-3 tır malzeme geliyor, kamyon geliyor. O zaman bir tane çadıra giysi çadırı yaptık, bebek bölümü yaptık. Aynı zamanda burada dağıtım yapıyoruz. Günde 2 kamyonet veya 1 minibüs araçta tanıştığımız ailelerin evlerine gidip bırakıyoruz. Ve dağıtımı da yapıyoruz. Evet, dağıtımı da yapıyoruz. Gerçekten şükrediyoruz bütün hizmetleriniz için. Türkiye'deki kilisenin böylesine özverili bir şekilde, Rabbi yansıtır şekilde hizmet etmesi bizleri, hepimizi çok yüreklendiriyor. Bu birlikle olması, bunu görüyoruz aynı zamanda sizin aracılığınızla. Sizin için elbette biliyoruz genel anlamda nasıl dua etmemiz gerektiğini ama özel olarak hem dua hem de destek ihtiyaçlarınızı söyler misiniz seyircilerimiz izlerken? Sizi nasıl destekleyebilirler? Gönüllülük, malzeme ve dua olarak. Yani buraya gelenlerinde birkaç çuval bakliyatla, az bir maddiyatla gelmişti. Her şey çok tazeydi. O günden bugüne kadar Rab çoğalttı. Ve sadece bizim burada ihtiyacımız, tüm kiliseler gerçekten sahada çalışan, hizmet eden, gönüllü kilise halkı için, buradaki benim 30 kardeşim için duasına Rab bizim yüreklerimizi korusun. Evet. Biz yemekten daha çok
Evet, yemek veriyoruz ama gelen kişiler artık çok gözü yaşlı. Biraz artık gözyaşları çıkmaya başladı ve biz sarılmak istiyoruz. Rab bize güç versin. Amin. Biz yemek verdiğimiz gibi gerçekten sevgimizi de vermek istiyoruz. Amin. Burada şu an tükenen kısım bizim gerçekten ruhsal yorgunluğumuz başladı. İstiyoruz gerçekten güne başlarken burada 30 kişi Rabbin mesedeli gücüyle başlayalım. Yemek verdiğimiz gibi bu insanlara da teşvik sözlerini verelim. Amin. Şu an ikisine de ihtiyaçları var. Yani Türkiye Kilisesi'nden ricamız Işık Kiliselerine, bizlere dua etsinler. 2-3 ses kaydı göndersinler. Akşam olduğumuz ses kaydını dinleyebiliriz. Vakitleri varsa gelip bize sarılıp geçebilirler. Evet. Ya da gönüllü olarak destek olabilirler, evet, burada. Kesinlikle. İnsan gücüyle, değil mi? Buradaki yani herhangi bir değişiklik olmazsa, biz burada devam edersek, bize çıkarılmazlarsa, en azından bir 2 aylık program yaptık. Ama 2 ayın sonunda da 3-4 ay, 5 ay devam edebilirsek, o zaman bir değişim süreci başlayacak. Kesinlikle. O zaman Türkiye Kiliselerinden tabii ki isteriz. Aşçılar varsa, yani her türlü el işine ihtiyaç var burada. Evet. Güçle sizi desteklesinler. Bizler de dua etmeyi sürdüreceğiz. Sizlerin de umuyorum dinlenme fırsatları olacak. Çünkü uzun soluklu bir yardım, dayanışma süreci bu. Evet. Güç toplayıp yeniden sahaya dönmek kesinlikle mümkün. Halkımızın her anlamda söylediğiniz gibi yardıma ihtiyacı var. Sadece fiziki doymaları değil ama aynı zamanda ruhsal olarak teselli bulmaları, duygusal olarak da sizden destek görmeleri lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız. Çok siz yoğun olduğunuzu biliyoruz. Rab hizmetlerinizi bereketlemeye devam etsin. Ve kendisini sizler aracılığıyla göstersin. Çok teşekkürler.